Merhaba, Buca Kültür Merkezi'ndeki ilk sergimden sizlere birkaç örnek gösterip size sergimi kısaca gezdirmeye çalışacağım. Bu kısım He-Man, 80'lerin en meşhur çizgi filminin figürleri. Türkiye'deki en geniş koleksiyondur. Koleksiyonumun çok az bir parçası burada. Vitrin olmadığı için bir kısmını buraya getirebildik. He-Man'ler, İskeletor, Hayvan Adam, He-Man araçları, yerli yapım sakız kutusu, VHS kasetler, Şato, Türkiye'de birkaç tane vardır, kutulu araçlar, kutulu figürler, yerli yapım He-Man kılıcı çok nadir bulunur. Hemen yan tarafında 80'lerin en çok sevileni Ninja Kaplumbağalar. 80 ve 90'lar döneminin en güzel figürleri. Hatta yer yapım minik Ninja Kaplumbağa figürleri de var. Rocksteady Bebop ikilisi. G.I. Joe'lar yine 90'lara doğru. Hemen yanında Rambo, E.T. tam arkasında da King Kong. Yine sevilen, 90'larda en çok sevilen çizgi film Thundercats'ler. Birkaç farklı figür daha var. Hemen üstünde G.I. Joe kutulu bir araç. Batman'ler. Kenner yapımı farklı. DC ve Kenner yapımı. Farklı araç ve farklı dönemlere ait Batman'ler. Hemen yanında Tasso koleksiyonum. Pokemon koleksiyonu. 24 karat altın kaplama kart. Dev Tasso'lar. Pikachu Dev Tasso. Özel koleksiyon Dev Tasso. Özel tasolar, Ash Misty, Radyolu Jet taso, peluş figürler, plastik figürler, yanında birkaç Digimon figürü var, Beyblade figürleri en sırada, Power Rangers'lar, Gorgoles, ilk dönem Otorobotlar Takara 1984-85. Hemen vitrinin üst kısmında da Snoopy'ler, Teletubbies'ler, Aslan Kral, Casper, birkaç taso kutusu. Türkiye'deki en geniş taso koleksiyonum ve sadece bir kısmı. Looney Tunes tasolarıyla başlar, Tiny Toon, Looney Tunes, Çakmaktaşlar, futbolcu tasoları, Kargıda tasoları, Memoli dizisinin tasoları özellikle çok ilginçtir. Dev Memoli tasosu, futbolcu tasoları, yeni dönem ve yakın dönem tasolar. Düşünün, çocuklar duymasın tasosu çok ilginçtir. Yine yerli yapım birkaç taso. Atlantis ve sporcu kartları, basketbol kartları. Evet, bu tasolar ise tasonun çıkışı olan Hawaii menşeli tasolar. İnanılmaz aile. Farklı tasolar yine. Teletubbies tasosu. Mortal Kombat tasoları. Yu-Gi-Oh. Çok ilginç tasolardan Micho tasoları. Beyblade tasoları. Farklı dönem tasoları. Daha koleksiyonumun bir kısmı burada. Tekrardan gösteriyorum. Bu kısımda benim kendi çocukluğumdan sakız ve çikolata kutularından çıkan küçük maket oyuncaklar, minik oyuncaklar, kalem başlıkları, düşünün emzikli şeker sapı bile kalmış, hareketli kartlar, yerli yapım uzay figürü, Star Wars ilk figürlerinden, Kuzey Karargahı, Pinsan oyuncakları, maket oyuncakları, kumbaralar eski dönem, minik maketler, Emsa yapımı tank, çok nadirdir, Arslan marka araba, Amerikan güreşçileri, sarı dev, Hulkwagon. Üst kısımda da yine Japon tren, birkaç adet, eski figürlerden Amerikan güreşçileri, bir adet Aqua Balls, dönemin en meşhur oyuncağı. Parmak kuklalar, yine birkaç tren,
VHS kaset, birkaç CD, ALF CD'leri, birkaç CD, Star Wars figürü, Uzay Yolu. Bu kısım 80-70-60'lar dönemi teneke araçları, Kara Şimşek kit, takla atan araba kurmalı. Yine o döneme ait birkaç plastik araç, uçak, helikopterler, küçük bir kuş kurmalı. Yabancı marka eski dönem araçlar. Yine eski döneme ait metal arabalar, metal uçaklar, çek bırak arabalar, VHS çizgi film kasetleri, Doğu Alman yapımı bir tren, çok güzel. Yine şirinler. Tabii eski dönem şirinlerim burada. 79-77 yılından başlar. Atari'ler, kara kutu Atari, birkaç Atari oyunu, Sega, PS1, Sony'ler, Tetris, Game Boy'lar, çeşitli oyunlar, el Atari'leri, oyun kasetleri var, Mario'suz olmaz, Street Fighter, Mortal Kombat, Robocop, Geleceğe Dönüş, özellikle güzel. Walkman'lerimiz, iki adet Walkman'imiz var, biri Sony. Hakan Peker, Yonca Evcim'in ilk kasetleri, Hey George ve Abone. Bizzat oynadığım kartlarım, Hugo kartları, Aslan Kral, çizgi film kartları, Zeyna, Turbo Sakız kartları var, telefon kartları var, şarkıcı ve sanatçı kartlarımız var, futbolcu kartlarımız, Tanju, Pirekazi, Rıdvan, Maradona, araç kartları var, 2 adet 1960-70'lerden kalma elektrikli bilgi oyunu, çok nadirdir, yerli yapımdır, 2000 yılına ait Harry Potter oyuncağı ve birkaç figürü, Action Man'ler, Lilo ve Stitch figürleri, yine bir grup figür, kartlar, bir adet kukla, eski dönem hikaye kitapları, Cin Ali, özellikle çok eski, kendi çocukluğumun, Pinokyo, birkaç çocuk dergisi, özellikle kaç yılında olduğunu görmeniz için 83. 83 yılından çocuk dergileri, Ten, çizgi romanlar, Texas, Tom Mix, Sagor, Mandrake. Bu kısımda çok değerli yerli yapım silahlarımız, 80 dönemine ait birkaç oyuncak, yine Emsa bir silah, kalem kutusu, kaydırmalı yapbozlar, topaç klasik yine. Robotlarımız 80 dönemine ait, yeni dönem robotlarımız da var. Meşeler, bizzat kendi oynadıklarım. Bu kısım Fatoş bebekleri, birkaç el kuklası. 70'lerden başlar, her dönem Fatoş var. Van kedisi, aslan, çok meşhurları, en eskileri. Arslan, eşek sıpası meşhur, Noel Baba, Pembe Panter, Cadılar, Fatoş Cadılar. Birkaç el kuklası yine kendi dönemimden, kendi oynadığım oyuncaklarım. Palyaço arı yapımı. Fatoş gelin bebekleri eskiden düğün arabalarının önüne bağlanırdı. Gelin bebekler, Sindi bebekler Fatoş'un yerli yapım. Şişme bebekler. Ege oyuncakları meşhur. Şu cüce benim kendi oyuncağım, bizzat oynadığım. Lahana bebekler. 90'ların en meşhur filmi Alf. Köşedeki bebek mavi elbiseli olan, pembe mavi. Plaklı bebektir. Sırt kısmında plak vardır. Bu kısım yine yakın dönem oyuncaklar. Bir adet porselen bebek.
Yanında da yine yabancı marka bebekler, bir adet daha porselen bebek, Action Man'ler, Troller, Minişler, İnanılmaz Aile, Gremlinler, Barış Manço, Michael Jackson, Elvis Presley, yakın dönem oyuncaklar, bir Almancı aileden aldığımız 80'ler dönemine ait oyuncaklar, sırf Almanya'dan gelmiş. Mickey Mouse var arada, Minyonlar, evet Cindy bebeklerimiz eski dönem. Ortadaki fırfırlı olan 80'lerde kardeşime hediye edilen bebek. Tarzan grubu, Cem Yılmaz, Opet reklamı. Evet, Simpsonlar. Monster High, özellikle küçük çocuklar istediği için getirildi. Arçelikler, en sevdiğim koleksiyon, Pembe Panter. Mulan, Alvin, Daffy Duck'lar, Space Jam figürlerinden birkaç parça, Looney Tunes figürleri, evet, 90'ların bombası, 2000'lerin bombası, Maske, en sevdiğim koleksiyonlardan biri daha. En sevdiğim yine çizgi filmlerden biri, Atlantis. Atlantis araçları çok zor bulunur. Bende de birkaç tanesi var. Asterix, Obelix, herkesin çok sevdiği figürlerden. 90'larda en çok izlediğim Aladdin'in sihirli lambası. Araya araya zorla bulduğum bir adet lambamız da var, cinimiz de var. Sırada Tenten figürleri. En sevdiğimiz Tenten. Sırada Dalmaçyalılar. Hemen yanında Scooby-Doo ve Shrek, yeşilde meşhur. Yanında Kung Fu Panda figürleri de. En arkada sevimli canavarlar. Hemen önünde de canavarlar ve yaratıklara karşı figürlerimiz. Sıra bisikletlere geldik. Bu gördüğünüz Polo, 1960-70'ler, 80'ler döneminin meşhur bisikleti. Çok temizdir. Ankara'da memur bir ailenin evinin deposundan çıkmıştır. Neredeyse sıfıra yakındır. Orta kısmındaki alet vites sistemidir. 3 viteslidir. Saç marka orijinal. Hızlı göstergesi vardır. Muz koltuk, muz sele. Vites sistemi göbeğin içindedir. Çok nadir bir bisiklettir. Etiketleri falan tertemizdir. Hemen yanında Beldesan Rodi. Tertemiz, beyaz yanakları, lastikleri bile duran, full aksesuarlı Beldesan Rodi. Bisan Tintin, yerli yapım, Polo'nun benzeri. Yine 3 vites, göbekten vitesli, muz koltuk, muz sele. Evet, çelik zil. Çok güzel ses çıkartır. Ön fren çok farklı. Balata sistemli neredeyse. Ve Bisan Kaptan, çok nadir. Alet kutusuna kadar, alet çantasına kadar her şey üzerinde. Çok temiz, çok güzel bir renk, sarı. Hemen yanında 1980'lerde Balkan göçmenlerinin Türkiye'ye getirdiği Balkan bisikleti. Bulgar göçmenleri getirmişti bunu. Üzerinde o alfabelerle Balkan yazar. Çok nadirdir, full aksesuardır. Hemen yanında efsane bisiklet, Pinokyo. 80'lerin efsanesi. Her çocuğun rüyası. Hatta Sana'ya kulakçıklarını kesip çekilişle kazananlar bile var. Biz bile hiç görmedik, hiç binememiştik. Mahallede bir tane olurdu, peşinden koşardık. Alüminyum 10 lira para olurdu. Bir tur bindirirlerdi onunla, hiç unutmam. Hemen yanında Bisan Cinderella, yerli yapım, Pinokyo'nun benzeri. Alüminyum çamurlukları vardır, beyaz yanak lastikleri. Evet, tarihleri uydurmuyoruz üzerinde. Etiketleri tertemizdir. Ve bu bisiklet Contra'dır arkadaşlar.
Arka göbekten kontraldır. Arka freni olmaz. Pedalı düz ileri atarken hafif geriye dokundurduğunuzda fren yapar arka taraftan. Hemen yanında meşhur dönemin Alp dizisi yüzünden yapılan Alp bisikletleri. Çok tutulmuştur o dönemde. Hemen yanında da Bisan Rambo. Kırmızı Pinokyo'lara karşı yapılmış, erkekler bilmediği için mavi renge boyanıp Rambo yazılmış dönemin en çok tutulan filmi. Bu kısımda da Bisan Amiral, adı gibi büyük. Çok güzel bir bisiklet. Bu üç testli arkadaşlar. Çok nadirdir. Hemen yanında da Slalom, yabancı bir marka ama o kadar güzel ki full aksesuarlı, o yüzden koleksiyonundadır. Dinamosuna kadar bütün parçaları orijinal ve çok temizdir. Yanında 90'ların efsanesi BMX. Çok meşhur bir bisiklettir. Cırt cırtları bile üzerinde. Kemik janttır, yani plastik janttır. Biz ona kemik jant derdik çocukken. Hemen yanında da Bianchi Cross. Adeta bir motor. 4 amortisör, 3 vites. Zamanın efsanesi, çok az Türkiye'ye gelmiştir. Birini kendim bulup koleksiyonuma ekledim. Muz koltuk, muz tele de vardır. Hemen yanında biraz büyük bir kadro Pinokyo bisiklet. Yine düdüksüz olmaz. Çok meşhurdur düdüğü. Ve çok nadir bulunan ve ilk kez bulduğumuz göbekten 3 vitesli Pinokyo benzeri İtalyan bir bisiklet. Full aksesuarlı yine. Hemen yanında da zamanında hurdacılardan bulup topladığım Polo. İlk aldığım bisikletlerden biridir. 4 yıla yakın uğraştım toplamak için. Emeğimize de değdi. En çok buna biniyoruz.